Dışımızda ilerleyen bir rüzgar var. Bu rüzgar bizden kaynaklı değil sadece. İktidarın böyle toplumla yarattığı böyle bir yıkıntı var. Ekonomik bir yıkıntı var. İşte ifade özgürlüğünün olmaması üzerine bir yıkıntı var. Ondan sonra hukukun, adaletin üzerinde bir siyasal baskının olmasından kaynaklı bir yıkıntı var. Ve bunlar o kadar birikti ki toplumda biriken bu kadar şey bizde adeta böyle şey distili haline geliyor. Yani biz muhtemelen bu iktidarı yıkan böyle şanslı kişiler olacağız. Tabii ki burada şey, yani partimizin de böyle büyük bir rolü var. Çünkü yani tabii ki normalde Halkların Demokratik Partisi'nden seçime girecektik ama işte Sol Parti'den giriyoruz. Bir bileşen olarak giriyoruz. Emek ve Demokrasi Bloğu olarak giriyoruz. Burada da şu an mesela Çıldır'dayız. İşte Çıldır Gölü. İşte burada ciddi bir ekolojik zenginliğin olduğu bir yerdeyiz burada. Fakat çok ciddi işte doğa tahribatı var. Şimdi ağaçlar, işte orman katliamları var. Burada işte bazı maden şirketlerinin yaptığı işte sondaj çalışmaları var. Bu gelişigüzel yaptıkları sondaj çalışmalarından dolayı işte kıraçlaşan, çoraklaşan böyle topraklar var. İnsanlar bunları görüyorlar. Ülkenin uyguladığı işte tarım politikalarından dolayı çiftçi açıkçası şey, bundan dolayı da iktidara çok tepkililer. Ve burada işte Emek ve Demokrasi Bloğu olarak bu tip durumlarda da böyle insanlar bir şekilde duyuyorlar. Yani çünkü kentleşmeyle birlikte, sosyal medyanın kullanımıyla birlikte kutuplaşma ülkede çok çok azaldı. Aynı şekilde sekülerleşme de arttı. Bunlar da siyasal İslam'ın etkisinin azalmasına ve ülkede bir sol rüzgarın, gerçekçi bir sol rüzgarın artmasına neden oldu. Ve bunun dışında işte Çıldır mesela işte Ardahan böyle mikro ölçekte bir Türkiye'dir. Yani her ne kadar Hatay, Diyarbakır gibi kozmopolitliğiyle ünlü bir il olmasa da esasında öyle bir yerdir. Nasıl anlatayım? İşte Çıldır'da terekemeler vardır mesela. Ben ortaokul ve liseyi Ardahan merkezde okudum. Eskiden mesela terekemeler geldiği zaman konuşması da kendini belli ederdi giyimiyle. İşte Damallılar, işte Hoçvanlılar, Göleliler, işte Posoflar hepsini kendisini belli ederdi. Buranın zengin bir doğası var, böyle endemik bitkiler var. Burada da endemik kültürler vardı. Fakat şu anda bu her ne kadar... Hem doğa böyle ciddi bir tahribat altında, hem de bu kültürler de tahribat altında. Bugün ülkede sadece asimilasyon sadece Kürtlerin sorunu değil. Ben Kürt bir anne babanın çocuğuyum. Annem babam Kürtçe biliyorlar. Fakat ülkedeki baskı rejiminden dolayı ben kendi ana dilimi bilmiyorum. Aynı şekilde buradaki diğer halklar da ciddi bir asimilasyon tehdidi altındalar. Yani eski yemeklerimiz yok, eski kullandığımız kelimeler yok, eski giyim tarzı, eski tarımsal üretim politikaları, doğayla daha barışık politikalardı bunlar, yöntemlerdi. Bunların hepsi ciddi bir tehdit altında. Bundan dolayı şey, iktidar sadece bizim emekçilerin üzerinde bir tehdit değil, Ardahan'daki ve Türkiye'deki bütün halklar üzerinde bir tehdittir. Umarım bunu birlikte yıkacağız. İnsanlar da muhtemelen buna inandıkları için hiç oy almayacağımız kesimlerden, hatta köylerden bile bu seçimde oy alacağımıza inanıyoruz. 2015'te Türkiye'nin birçok yerinde kırıldı. Ardahan'da da daha önce bize hiç mesela oy çıkmayan yerlerde de kırıldı. Yani şöyle ki 2015'te de o zaman seçim çalışmalarına yine katılmıştık. Yani bazı yerlerde açıkçası seçim çalışmalarına zorlanmıştık. Fakat şu anda gittiğimiz zaman insanlar bizi dinliyorlar. Ve ülkede kutuplaşma gerçekten azaldı. Çünkü şey, ezilen kesim o kadar böyle artıyor ki ezilenin halinden ezilen anlıyor. Yani dediğim gibi mesela asimilasyon sadece Kürtlerin sorunu değil. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün halkların sorunu ve ekonomiyle ilgili sorunlar, emek sömürüsüyle ilgili sorunlar sadece temelde Kürtlerin sorunu değil. Türkiye'deki bütün halkların sorunu. Yani bugün işte ülkedeki ev sahipleri oranı %70'lerden %50'lere, %40'lara düştüyse, ülkedeki işte nüfusun %1'i toplam işte gayri safi milli hasılanın işte %60'larına, 70'lerine böyle sahipse, o geri kalan %99'luk kesim birbirine o kadar yakınlaşıyor ki bu bize rahat bir siyaset yapma alanı da sağlıyor. Dicle Aktürk vekil arkadaşımızla ve buradaki partili arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman açıkçası amacımız şu. Yani burada dalgalı bir şey, hareketlilik olmasın. Yani bizim temelde ihtiyacımız olan şey aslında bir vekil, bir belediye başkanı da değil. Bizim burada temel ihtiyacımız olan şey iyi bir halk örgütlenmesidir, örgütlü bir halktır. Çünkü örgütlü halk olduktan sonra her zaman yani kendi kararının peşinde duracaktır ve o kolektif hareketle, kolektif bilinçle her zaman burada iddialı olacaktır. Aynı zamanda biz burada açıkçası yani onurlu bir yaşam için mücadele ediyoruz. Yani biz ne bir eksiğini ne de bir fazlasını istiyoruz. Eğer biz bu seçimde başarılı olabilirsek devamında yerel seçimlerde de daha iddialı olabileceğiz.
Ama tabii ki burada ilk başta kazanmamız ve bir şekilde bir şeyleri de göstermemiz gerekiyor. Çünkü bir şeyleri anlatmanın en güzel yolu onu yapmaktır. Eğer burada halkımız bize bir şeyleri yapma ve anlatma fırsatını verirse, devamında da yerel yönetimlerle, işte yerel seçimlerde de daha iddialı gireceğiz ve burada da yani halkın iradesinin aslında olması gereken yerin, işte sadece oy vermek değil de oy verdikten sonra oy verdiğiniz kişinin yakasında iki elinin olması gerektiğini hatırlatacağız. Zaten böyle olursa şey, yani işlerde, yani hayatta çok daha kolay olacaktır. Yönetişim olacaktır. Yönetim değil, yönetişim olacak.